Yani filmin yönetmeni kim? Kaç tane filmi var? Başyapıt sahibi birisi mi? Oyuncu dil olayını sevenler için şeyde, insanın anlam arayışında rol diyecektim. Adamın neydi? Mizah unsurunu çok güzel kullanarak sahip olduğu ikili ilişkiler ama romantik ilişkiler. Kadın ve adamın karısı ve kocası var. Alegorik bir şekilde aslında kurgulanmış olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü o fikirlerin tam olarak ama gerçekten daha şiddetli bir şekilde aktarılabilmiş bence filmde bu. O ince çizgi değil tabii ki ama yani o iç hatta çizgi bile yok yani. Ve ben Amerikan edebiyatı sevmem. Herkese yeniden merhaba. Bugün inceleyeceğimiz kitap Philip Roth'un Aldatma adlı bu eseri ve onun Mubi'de izleyebileceğimiz film uyarlaması. Yani kitap hakkında söyleyebileceğim şeyler filme nazaran zaten hep daha fazla oluyor ve bunda da öyle olacak. Çünkü yani filmin yönetmeni kim? Kaç tane filmi var? Başyapıt sahibi birisi mi? Bir başyapıta imza atmış mı? Bu konularda herhangi bir fikrim yok. Sadece Lea Seydoux oynuyor içinde ve zaten o izlemek için yeterli. Sırf onun için izleyecektim filmi. Ve sonra bir kitabın uyarlaması olduğunu öğrendikten sonra kitabını da okuyup öyle incelemek istedim beraber. Yalnızca filmin 2022 yapımı olduğunu hatırlıyorum. Eğer onu da yanlış hatırlamıyorsam. Ama kitaba gelecek olursak, yani hep söylüyorum ve ağzımdan düşmediğim bir sakıza dönüştü. Ama böyle o oyuncu dil yine diyeceğim. Oyuncu dil olayını sevenler için edebiyatta böyle tatmin edici bir edebi unsur olarak görenler için kesinlikle inanılmaz derecede bence heyecan verici bir metin Philip Roth'un Aldatma kitabı ve yani şöyle oyuncu dilin birkaç farklı boyutu var. Bunlardan birincisi kitabın bir diyalog halinde ilerlemesi. Yani tek bir diyalog değil ama farklı farklı diyalogların bir araya gelerek çok parçalı bir yapının yani bir bütün oluşturup oluşturamadığı konusunda da zaten çok böyle net bir iddiası olmayan bir kitapla karşı karşıyayız ve başlangıç diyaloğu yani ilişkileri de çok oyuncu olan bir çiftin birbirleriyle böyle bir anket sorusu hazırlama oyunuyla başlıyor. O şekilde açılıyor ve sonrasında yani hem karakterler de böyle muzip bir diyalog geliştirmiş hem de kitabın yani Philip Roth'un kitabı kurma biçimi de öyle bir tatlı olunca yani böyle kitabın hem evet yaşamanın trajedisini ıskalamayan bir yanı var ama onu çok daha katlanılır bir hale getiren bu şeyde insanın anlam arayışında Rolome diyecektim. Adamın adı neydi? Frank. Kim bahsettiği gibi o mizah ve merak. Merak ne? Gerçi iki kişinin birbirini tanıması ve merak. Her neyse mizah unsurunu çok güzel kullanarak o trajediyi daha katlanılır hale getirerek aktarıyor Philip Roth aslında ve yani tek bir handikapı var bence kitabın. O da şu. Yani bu diyalogların zamanlamasına dair zaten çok fazla bir fikriniz olmuyor. Genelde kronolojik ilerlese de fakat yani okuyunca anlayabilirsiniz bunu gerçekten. Kimin kim olduğu inanılmaz derecede karışıyor aslında ve yani sadece iki kişi olup olmadığı bile meçhulmüş. Ben filmde anladım. Yani kitapta anlamadığım bir olayı anlamama yardımcı oldu. Oraya sonra geleceğiz. Yani böyle o sadece tırnakla aktarılan cümlelerin kimin beyanı olduğuna dair çok fazla fikriniz olamıyor. Çünkü zaten kitabın aslında anlattığı ilişkinin hikayesi de şöyle. Philip adında bir yazar tasarlıyor ve onun biyografisini yazan hayali bir biyografi yazarını da işin içine sokarak bu insanın yaşadığı ikincil yani nasıl? Çok çok uzattım şu anda. Neyse bu adamın sahip olduğu ikili ilişkiler ama romantik ilişkilerin bir arada olduğu bir anlatı ilerliyor. Fakat şöyle bir problem var. Yani hem karakterlerden böyle bir özdeşlik bekleyemememiz hem de Philip Roth'un zaten en başta bu özdeşlik talebi beklentisini okurun ortadan kaldırması yani çok daha keyifli bir yere çekiyor okumayı bence ki zaten diyalogla ilerlediği için diyaloglar halinde
Bu inanılmaz derecede akıcı ve keyifli bir okuma sunuyor. Fakat şöyle bir ilişki dinamikleri var kitaptaki karakterlerin. Genelde ikili bir romantik ilişki üzerinden ilerlese de yani kadın ve adamın karısı ve kocası var aslında. Bunlar yani her ikisi de aslında aldatıyor eşlerini ve kadın her yazarın ofisine geldiğinde adeta bir psikiyatri koltuğuna oturmuş gibi yaşadığı ve içinden geçtiği dönemleri anlatıyor ve gerçekten karanlık bir yerden yaşıyor aslında bunları. Ve buna karşılık adamın böyle bir ilişkinin sadece bir tarafın mahremiyetinin paylaşımını kaldırabileceği yönüne ilişkin sadece dinlediğini ki zaten dinlediğini de yazarak aslında bir kitap oluşturmaya çalıştığını okuyoruz. O noktada böyle şey çok ilginç. Kadın hiçbir zaman ayrıntısını da vermiyor. Neden eşiyle arası kötü, neden bu kadar mutsuz hissediyor. Ama o ikinci ilişkilerden arınan ve ortaya bir ilişki olarak tek başına var olan bir şeyi okuyoruz. Ve bu kitapta gerçekten derinlemesine iniyor aslında. Yani böyle ama adamın o kadar kapalı olması beni bir tık rahatsız etti açıkçası. Çünkü kadının sürekli her şeyi anlatıp anlatıp sorularının cevapsız kalıyor olması yani hem böyle küçük bir feminist damarımı sızlattı orada hem de neden yani gerçi bana ne insanların ilişkisinden de her neyse. Bu karşılıklı diyaloglar sayesinde adam da bir Yahudi göçmeni aynı zamanda. O yüzden böyle ayrımcılık, politik meseleler ve oyuncu bir şekilde başlasa da inanılmaz derecede ciddi politik olayları da içeren böyle bazı tarihi arka planlara çok ufak atıflar yaparak ilerleyen yerleri de var. Yani diyalog halinde bunların paylaşılması, birinin fikirlerini belirttikten sonra diğerinin bir İngiliz olarak buna verdiği cevaplar falan biraz şeyi kırmış ve o bence daha özellikle böyle ciddi meselelerde bir şey okurken onu daha akıcı bir şekilde takip edebilmeyi imkanlı kıldı gibi geliyor bana. Diyalog halinde ilerlediği için böyle yazar bir tarih dersi veriyormuş veya okuruna nutuk çekiyormuş gibi hissettirmiyor hiçbir yerde. Çünkü söylendiği anda zaten kırılıyor oradaki söylemler, iddialar ve sürekli zaten sorularla bir şeylerin yeniden sınanması. O yüzden böyle yani hem duygusal ilişki bakımından hem de daha ciddi meselelere yönelik fikirlerini paylaşmaları bakımından güzel bir dinamik yakalamış bence orada Philip Roth. Yani az önce dedim ya kim kim olduğu çok fazla anlaşılmıyor bazı yerlerde. Bunun da yani böyle alegorik bir şekilde aslında kurgulanmış olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü o fikirlerin tam olarak kaynaklarının neresi tabii ki kendi bireyselliklerini yitirmeden ama böyle daha akışkan bir zeminde de iç içe geçerek var olmaya devam etmeleri gibi bir yere de gidiyor o uzun süren böyle birlikteliklerde. Çünkü zaten yıllara yayılmış bir şeyi okuyoruz burada. Bu noktada da flörtöz başlayıp böyle oyuncu bir şekilde ilerleyen bir metnin güzel iç sorgulamalara ve birlikte sorgulamalara da aslında kapı açtığını da okuyoruz ve çok tadında da biten inanılmaz keyifli bir okuma deneyimi sundu. Yani bazı yazarlara böyle evet iyi bir yazar okuyacağım şu an ilk kez okumuştum ben Philip Roth'u diye başlarsınız ama o böyle ya sizin yazarınız olmayabilir ya böyle çok o kadar yükselmeye gerek olan bir yazar mı acaba gibi bir yere de çekilebilirsiniz. Bazen anlarsınız insanların neden yükseldiğini ama siz yükselmezsiniz falan. Philip Roth kesinlikle benim yazarım olarak diğerlerinin yanına eklendi. Bundan sonra da Portnoy'un feryadıydı sanırım. Onu okuyup inceleyeceğim zaten. Şimdi filme gelecek olursak, filme dair verdiğim tek bilgiyi yanlış söylemişim. 2022 değil, 2021 yapımıymış ve çeşitli böyle Cannes'da adaylıkları, gösterimleri, bir şeyleri olmuş. Açıkçası filmin bana ilk attığı şey bahsettiğim gibi sadece iki insanın üzerinden ilerlemiyor olabileceği bu hikayenin. Bir diğeri de bu insanların yani sürekli aslında diyaloglarıyla ilişkilerine dahil olduğumuz ve onun dolayımıyla aslında hayatlarının bir kısmına belli bir boyutlarıyla tanıklık ettiğimiz bu insanların birbirlerinden bağımsız bir hayatlarının da olduğunu filmi izlerken düşünmeye başladım nedense. Yani böyle kitabı okurken sürekli birlikte olmaları daha böyle hani birlikte olmadığı zamanlara yaptıkları atıflar da dahil olmak üzere
daha böyle yoğun bir anlatım olduğu için o birbirlerinden dışarıda kalan hayatlarına film aracılığıyla biraz daha temas edebilmişim gibi hissediyorum. Filmde aslında şunu daha iyi anlıyoruz. Yani kadın olan tarafın sürekli kendini anlatması ve diğer tarafın onu yani daha sonra işleyeceği bir malzeme olarak dikkatle bir incelemeye tabi tutması filmde daha iyi anlaşılıyor. Ben bu kadar gözleme dayalı bir ilişki dinamikleri olduğunu okurken fark etmemiştim açıkçası. Hani böyle arada sadece bu konudan da bahsediyorlar gibi geliyordu. Ama gerçekten daha şiddetli bir şekilde aktarılabilmiş bence filmde bu. Yani film bazı noktalarda kitabı anlamamı kolaylaştırdığı yerler de olsa da aslında kitabı okumasam muhtemelen filmden çok fazla zevk almayabilirdim gibi geldi. Ama alabilirdim. Yani çünkü böyle çok olmamış filmleri de seviyorum ben ve filmi sanki biraz olmamış bulurdum gibi hissettim ama o deneyimde neler hissedeceğimi de tam olarak bilmediğim için kesin bir yorum yapamıyorum bu konuda. Sadece kitaptaki bu yazım biçimi ve dili belki de beyaz perdeye ancak böyle aktarılabilirdi. Yani ya kitaptan bir şeyleri dışarıda bırakmak ya da yönetmenin kendinden eklediği bir anlaşılırlık ve yeni bağlantılar şeklinde. Yani bu da belki beyaz perde için olmayan bir kitap mı acaba diye düşünürken neden öyle bir kısıtlama yapalım ki belki onu da bu şekilde aktarılabiliyor olması yeterli. Her neyse ama tabii ki yani kitaptaki o diyalogların derinleştiği yani iki insanın o birbirini açmaya çabalarken aslında sarf ettiği efor ve ulaştıkları, temas ettikleri içerideki o noktalar çok daha güzel anlaşılır ve çok daha keyifli işlenirken yani filmde bu yani uzun uzun diyaloglar izleyemeyeceğimiz için yani tek bir kişinin monolog halinde artık neredeyse aktardığı sahneler olamayacağı için o tam olarak yansımamış. O yüzden film böyle bir anlamda yüzeysel kalıyor gibi değil öyle bence ve hani buna başka bir derinlik eklenmiş mi? Belki de bu kitapta olup olmadığından emin olmadığım diğer dinamikler eklenerek telafi edilmeye de çalışılmış olabilir bilmiyorum. Çünkü yine de her ne kadar kitaba göre yüzeysel kaldığını düşünsem de filmin yani kendi içinde belli bir derinliği var. Aynı o ilişkinin de birbirlerine göre yüzeysel kalmalarına rağmen kendi içinde belli bir derinliğe sahip olması gibi aslında. Ama işte kitaptan feragat edilen şeylerle filme eklenen şeylerin birbirlerini karşılayıp karşılamadıkları konusunda henüz bir fikrim yok açıkçası. Çekincelerim var. Yani film güzel, izlenebilir bir film bence hala her şeye rağmen. Ama kitap yani gerçekliğin gerçekliği ve kurmacanın gerçekliği arasındaki o ince çizgi değil tabii ki ama yani o iç, hatta çizgi bile yok yani. Gerçekten iç içe örülen kurmaca ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi başka ilişkileri de buna dahil ederek çok iyi anlatan bir kitap bence. O yüzden eğer okumadıysanız veya Philip Roth'u hiç okumadıysanız bence başlangıç için de iyi bir kitap olabilir. Keza dediğim gibi benim de zaten başlangıç kitabım oldu ve devam etme hissi de uyandırıyor. Çünkü aşırı kolay ve yazdık. Yani söylediği şeyler böyle çok yüzeysel diyaloglar falan değil aslında. Ama yani sahip olduğu o şiddete rağmen diyalogların ve temas ettiği bazı noktaların yine de bu kadar akıcı bir okuma deneyimi sunabiliyor olması bence yazarın gerçekten bir başarısını gösteriyor. O yüzden eğer okumadıysanız okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Veya zaten benim gibi bu kadar geçe bırakmamış ve Philip Roth'un bu incelikli kalemiyle çoktan tanışmışsınızdır. Eğer öyleyse siz hangi kitaplarla başladınız okumaya ve bu kitabı okuyup filmini izleyip arasındaki bu ilişkiye benden daha net bir çözüm getirebildiniz mi? Çünkü film konusunda gerçekten hala çok kafam karışık ama kitap konusunda değil kesinlikle. O yüzden film konusunda böyle çok net gözüm kapalı bir şekilde öneremesem de kitap kesinlikle... Yani ve ben Amerikan edebiyatı sevmem. Bildiğim kadarıyla Amerikalı bu arada Philip Roth emin olmamakla beraber. Yes. Sevmem sanıyordum. Aslında çok da okumadım niye sanıyorum bilmiyorum ama böyle bir önyargım var Amerikan edebiyatında nedense. Ama Philip Roth kesinlikle bunu kırdı ve çevirmeni Didem Hıskan Altunbey'de
inanılmaz derecede duru bir anlatımla, hani dille yormadan o diyalogların saflığıyla aktarabilmiş bize. O yüzden evet, bu kadar galiba söyleyeceklerim bu kitap için. Daha uzun, yani çok dediğim gibi bir sonraki Philip Roth incelemesi Portnoy'un Feryadı üzerine olacak. Onun uyarlaması var mı yok mu bilmiyorum ve Philip Roth'un ondaki kalemini daha da çok merak ediyorum. Çünkü bu biraz daha deneysel bir metin. Yani sürekli olarak diyaloglarla ilerleyen bir metin olduğu için hani bütün yazım tarzı bu değildir diye düşünüyorum Philip Roth'un ve hani onda esas böyle biraz daha Philip Roth'un kaleminin neye benzediğini anlayacakmışım gibi hissettirdiği için ayrıca bir hevesle bekliyorum. Bakacağım onun da filmi varsa onları da beraber inceleyeceğim. Ama her kitabı da filme uymayabilir de gibi geliyor Philip Roth'un. Her neyse, bu sorgulamalara kendi kendime devam edip bir şekilde karar vereceğim nasıl ilerleyeceğini o incelemenin. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler. İyi okumalar. Görüşmek üzere. Nanka,